millet, bugün şaşırdınız değil mi? Yeni vakaya geçiyorum çünkü bu elit modu beni deli edecek artık. Şöyle düşündüm akşam. Elit modunu yapacağım ama hamburgerlerimden harcayacağım. Hani vakanın sonunda bize ek soruşturma da veriyorlar ya hamburger. Bende 25 tane mi ne var? İşte onlardan kullanacağım. Olmazsa da daha sonra bakacağım ona. Çünkü önümüzde daha çok sezonlar var. Şu an 4. sezona geçti Criminal Case ve ben hemen onlara geçmek istiyorum. Merak ediyorum ya. Daha Pasifik koyu var. Hiç sevmiyorum onu zaten. 28. bak. Müfettiş Ayşe. Hemen bir cin çıkaran çağır. En sokaktaki Perili'ye birini öldürdü. Ya saçmalama ya. Üf, yine mahalle vakalar ya. Bu sefer ne olur Amires? Grimson'ı Perili kendini öldürdü. Kendini öldürürse bu intihardır. Gidelim şu eve bakalım adam nasıl ölmüş. Bu ne lan? Yeni ölürse intihardır yani. Perinin işe gücü yok. Sizi mi öldürecek? Mal. Buram bile zaten nasıl polis olmuş ben anlamıyorum. Hayır. Hector kocam. Bu ev kocamı öldürdü. Ev birden sallamaya başladı. Kapılar gıcırdadı. Sonra çocuklar geldi. Kapı kilitleyip beni dışarıda bıraktı. Ev onu yakalarken... Evet, evin kolu bacağı var onu yakalayacak. Çok saçma. Rahmet çıkar şu kadını buradan. Belli ki şokta. Gördünüz mü? Demiştim benzo. Ya öf, saçmala. Saçmala. Dedim birinci şu vakaları geçelim. Ben halledeceğim elit modunu. Zaten o beni sinir ediyor ya. Neymiş efendim? 30 adı saat otopsi. Hala diğer vakanın otopsisi bitmedi. Anam adamın üstüne avize düşmüş. Öldürdü demedin mi? Ha intihar değil. Biri öldürmüş. Sepet, ilaç kutusu. Bu ne biçim ev lan? Bir de köşkte yaşıyorlar ha. Köşklerin temiz olur. Bu ne pisluk? Bu ne pisluk? Sabah sallan bir avizenin tam önünde. Onun altından geçerken birdenbire Hector üzerine düşme olasılığı sence nedir? Belki avize sallanmıştır. Ya da biri düşürmüş olabilir. Hemen Nathan. Sepete bakacağız. Karısı. Margaret ne alaka lan? Yine mi margarin? Neyse şu analizleri analiz diyorum. Yıldız yapayım. Yine mi bu bebekler ya? Tiplere bak ya. Vudu bebeği. Bakalım sebeden içinde ölüyor bu. Bir fotoğrafa benziyor. Adamın gözleri bak. Oyulmuş sanki çıkarmışlar. Aylaflar gibi dur. Kurbanın gözleri çıkarılmış. Hayır hiç de ürkücü değil. Aa Fernandez bir bebeği olduğunu bilmiyordum. Aa bebek ne kadar güzel. Bebekleri vardı. Ta ki çocuğu öldürene kadar. Ay insanlar böyle kurtulmamalı. Saçları kirpi oldu. Üzgünüm memur kardeşler. Ama benim bir temizlikçi olarak görevim sessiz sessiz yürümek. Ne alaka lan? Demek sen temizlikçisin. Bir saniye sen biraz önce evinin bebeğini öldürdün mü söyledin? Camilla. Camilla. Lan Kamil. Karıya Kamil diyeceğim. Camilla. Bu margarinleri nereden çıkardın? Bakayım önce şu hizmetçiyle konuşayım. Şunu açıklığa kavuşturalım. Kamil. Sen Fernandez'in temizlikçisin ve diyorsun ki bu ev ailenin bebeğini öldürdü. Öyle mi? Tam olarak nasıl oldu? Nasıl oldu sanıyorsun? Evin ruhları bebeği tam olarak köşkün kanadını öldürdü. O günden beri Fernandez köşkün kanadını kapattı. Çünkü periler evin tanrı daha güçlü. Ama bana sorarsanız Bay Fernandez buraya en baştan hiç taşınmayacak. Evi kızdıran ve ruhları ayağa kaldıran şey onun gavur kanı mı? Irkçı bir perili ev mi? İzlediğiniz kadar alay edin ama bir evin bebeği öldürmesinin sebebi öfkedir. Bay Fernandez buradan ayrılmamakta direnince bu evden öldürdü. Dede masalları. Kamil daha ne bu kadar korkutucu anlayabiliyorum. Tamam. Yeter. Sen çok konuşuyorsun. Bana alt yazı geçiyor ya. Okuduğumuz şeylerin aynısını söylüyor bana. Bu da sinir. Şu margarinle konuşmak istiyorum. Sen nedir yerden çıkaysın? Tipsiz. Yine mi kurabiye? Verme şuna kurabiye. Bak seni var ya. Yeni beni görmeye geldin. İşte teşekkür ederim. Seni görmeye gelmedim. Ben olayı çözmeye geldim. Ya ne kadar feci bir olay değil mi? Evin rektörün canını gördü. Zavallı köpeğim Astrid. Çok aradın mı kendi gibi onu? Köpeği de tipsiz, kendi de tipsiz. O perili evin yanında yaşamak bir kabus. Vallahi bile. Kurabiye için... Ha bu yine iyi ya. Pis boğaz ya. Düşünme ta ki. Ben de açım açım bak.
Üf, konuşma. Şapel. Şapel ne lan? Şapel. Şu şapele bakayım. Kırık bir şey bulduk. Bakalım şuna bir. Ay, kolum da ağrıdı. Telefonu tek elle tuttuğum için. Bu ne lan? Şeye benziyor. Arabanın böyle şey gittiği zaman şeyi vardır ya. Gösterir işte kaç metre gittiğini falan, ama bu farklı bir şey. Bu daha farklı. Radyo mu lan bu ne? Fatih'in öğeyi uyanardı. Kesin de bulduğun cihazı kuzu bir şekilde gelin, hala alınca fikrim yok. Neyse, güzelinde. Anam, tipe bak. Ağza bak. Bir yıldız yapayım ya. Enerjim de yok. Hey. Yıldız yapalım. Evet, seni dinliyorum. Yüce Tanrım. Burnum da girmiyor buraya. Yüce Tanrım. Hector öldü mü? Ona yardım edemedim. Onu o evden o zamanda kurtarmakta başarısız oldum. Lütfen siz o evin perili olduğunu... Aa, yeter bu periler. Perili değil, cinni. Ne fark eder ki? Onun peşindeydi. Evin önünde konuştu. Konuştu ve ruhunu yemek istediğini söyledi. Gerçekten çok çok ürkütücü olaylardan bahsetti. O evden çıkması için ona yalvardım. Ama beni dinlemedi. O zaman evden derin çıkarmayı önerdim. Paranormal olayların ölçüt düzeyini. Bu cihaz bu işe mi yarıyormuş? Ha, ölçüyormuş. Memur kardeşler, lütfen. Bu ne ya? Hristiyan bu. He ya. Salak ya. Beni hacı şartı koruyamaz. Bizi Allah korur, adam olun. Bu yabancı oyun olduğu için Hristiyanlar falan anlatıyor böyle salak saçma şeyler. Her neyse millet, analiz var. Başka hiçbir halt yok. Bu salaklarla da konuştuk. Yine perili bir olay. Diğer mal bakanın elit modunu yapacağım. Daha yapamadım ki, zaten biliyorsunuz. Rose Wolf'un elit modu yok ve koleksiyon modu da yok. Şu ana kadar 20 27 tane mi 26 tane mi ne yaptım? Hala bana adam gibi bir kıyafet vermedi bu elit mağaza. Açlıklarım şunlar. Tiplere bak ya. Ya şurada maske var. Onun için uğraşıyorum. Şerefsizim, onun için uğraşıyorum. Açıl lütfen. Baksana 70 tane yap diyor adam bana ya. Şurada yüzler de çok güzel aslında ama. Alacağım. İnat ettim. Yapacağım bu elit modlarını. Her neyse millet. Kendinize iyi bakın. Buna yarın bakacağım. Hoşça kalın. Bay bay. Selam hamsiler. Dünden beri yağmur hiç durmadı. Öyle üşüyorum ki. Bugün gittim cuma pazarına. Orada işte şemsiye bir yandan, poşetler bir yandan, deli oldum. Deli garda bana tip tip bak. Hay. Vuracaktım kafasına gözüne. Berem ıslandı, ben ıslandım. Botlar alttan su çekti, zaten çekiyorlardı. Zaten benim çekmeyen bir botum vardı. O botlar da 5 sene giydim. 5 sene sonra da eskidi onlar da. Attım çöpe. O botlar çok iyi botlardı. Öyle işte, ben dedim puşimi takayım. Burası soğuk zaten, aynı morg. Nasılım? Hevallere benzemişim aynı. Terörist filmleri var ya, heval, hadi gidiyik falan. tüylü montum da ıslandı. Derere. Tüylü ama fazla sanmadı, o kuruyacak şimdi. Ben de ceketimi giydim. Öyle bir sardım ki kendimi şu an. Millet moda peşinde. Kızlar giymişler incecik tayti mayti, sokağa çıkmışlar. Ulan o giydiğiniz tayti ben pantolonun altından giyiyorum. Kalın tayt giyiyorum pantolonun altından. Bütün kış boyunca. Evet, içlik giyenden piçlik çıkmaz derler. Ama lafı icabı bu. Donuyorum. Birkaç şey çok net. Kurban ölüm nedeni yukarıdan düşen ve bedeni parçalayan avize. Biliydim zaten onu. Ama o avize nasıl düştü? Belki yerinden vidasından oynamıştır diyeceğim, ama böyle lambalar. Bizde tasarruf şey lambası var. Ancak öylesine insanüstü bir kuvvetle aşağı düşmüş ki, yani neredeyse doğaüstü. Demek doğaüstü. Düşüşün yarattığı darbe hızını hesapladım. Avizenin ağırlığı 10. 100 kilo. O ne biçim avize lan? Evi mi beton şey yaptınız? Olduğunu 4 metre yükseklikten düşüne göre serbest düşme yapmış olsa idi, Hector'ı böyle parçalanması mümkün olmazdı. Yapma lütfen, sen cinayet peri.
Saçmalık ya, onu vazelin mi? Biri vazelin sürmüş, katil. Yani Hector gerçek bir insan tarafından öldürülmüş ise o zaman katil vazelin ile temas etmiştir. Vazelin ne işe yarıyor lan? Krem mi? Beynim durdu Ayş. Etrafımızdaki herkes Hector'ı ve bebeğini öldürdüğüne inanıyor. Peki ya akıllarsa? Size harika bir dönem. Biraz önce mezarından konuştu. Ne? Hector mezardan mı? Anlamadım ki. Soğuktan okuyamıyorum bile. Of, 2 yıldır soyuldum. Kurban biraz önce benimle mezarından konuştu. Ne dedin? Kafaya bak, kirpi oldu. Sakin ol. Yani morgdan demek istedim. Bildiğiniz gibi olayı kurcalıyordum. Yani kurban beyni demek istedim. İğrençsin Nathan. Tamam. Tam o sırada biz PC ok aktif bir ilaç nedeniyle beyninin sinir etkilerini anormallik buldum. Bu ilaç insanı dehşete düşüren kabusumsu hayaller gördüren bir ilaçtır. Tahminime göre katil Hector'ı evin gerçekten de peri olduğuna yanırmaya çalışıyormuş. Şu Sera'ya bakalım. Ben de acayip bir rüya gördüm. Sen konuşma, git buradan ya. Sen konuşma, korkak seni. Pisluk. Pisluk. Ne pisluk bu ya? Bunu atın buradan ya. Şu Sera'ya bakayım. Gar'la konuşacağım. Hevaller. Havan'la çiçek bulduk. Şu kadınla konuşacağız. Ramiz bir şey zırvalaydım, okumadım ben. Bayan Fernandez. Başınız sağ olsun. Ay, boğuldum. Eve taşındığımda neşeli bir eş ve mutlu bir anneydim. O ev şimdi ikisini de benden aldı. O ev bebeğim öldükten sonra kocama çıkalım diye yalvardım ama evi alacak birini bulamadı. Kimse peri bir eve bak istemiyordu. Saf kocam bıraksaydın evi, seni satmasaydın kiraya verirdin. Da bir fakire verirdin. Sokaktaki insanları getirdin eve. Mantık şey. Ben olsam, öyle bir evim olsa. Ha, diyeceksin ki evin böyle olsa başkalarına bu eve mi layık görüyorsun, ama evde bir şey yok bence, yalan konuşuyor. Ne yapardın? Hocam moca çağırırdın, evi üfletirdin, püfletirdin. Beni öldürmez vesaire. Çocuğunu kaybetti nedeniyle. Sen ve Dean Winchester'ı çağırsak olur mu? Onlar hayat mayat allıyorlar ya. Kilise mi dedi? Kiliseyi mi araştıracağız? Bizim ne işimiz var lan kilisede? Kilise sırası. Bir de sıra araştırıyoruz. Bakalım şuraya. Bana paramı ver. Sahtekar, yoksa gazabım fena olur. Ardından gelen rakam. Sandık ve bir not bulduk. Millet. Millet dedim lan. Millet. Bakalım bunlar neymiş. Analizdir kesin. Bakayım bir. Millet. Havandan bitki maddesi bulduk. Bu notun üstündeki şeyi, yazıyı çözdük. Alex'e yolladık. Bu da parmak iziydi o sandıktaki. Bunu da analiz yaptık. Bunlar 30 dakika. Diğer 6 saat. Bugün bakar mıyım bilmiyorum. Şu margarinle konuşalım. Bakarsan zaten çeker atarım videosunu. Evet. Gloria ile Hector ve onları hatırlıyorum. Aleurel. O ne biçimse? Oleru. Çok gülerdi birbirlikte. Aslında de çok severdi. Sonra. Bebek ne anlar lan köpekten? Tam olarak nasıl oldu? Anlatmadan önce uyarayım. Bu hayatta hikaye dinlemeye çok az kişi katlanabiliyor. Hey ya. Biri bana sesleniyor var ya. Yok, değilmiş. Öldüğü gece ev içindeki musibetle birlikte canlanmış tüm aynalar binlerce parçaya bölünmüş. Evin her yerinden korkunç çığlıklar geliyormuş. Tüm bunlar bittiğinde Hector sevimli bebeğini merdivenin üzerinde ölü olarak bulmuş. Basamaklar arasından geçerken parçalanmış. Trabzan'dan kazara düştüğünü söyledi ama hepimiz biliyoruz o zaman küçük Sabi. Ha, bu salak niye ağlay? Bu ne kadar duygusal bir erkek ya. Ya sus. Kızın Ayşe. Hector Mector. Kektir. Çok duygusal. Ben alamam ki. Ben şeyde alamıştım. Rakel'in vakasında alamıştım. Rakel'im miydim? Analizler var millet. Daha diğer vakanızı da elit modunu bitirmedim. Deli olacağım. Bu elit modu beni deli ediyor. Ay, burnum tıkandı. Üstler aşağı komple su oldum bugün. Bu vakaya bakalım. Bu vakayı da göster. Ana, analiz bitmiş. Dur bakayım. Evet, bu vakayı da sizle işliyoruz. Geç, okumuyorum. Elit modunu nasıl yaptığımı görün. Hiç okumuyoruz. Yani okumuştuk bunu. Grace. Ben Grace'i severim. Şu eldiven analizi var.
Geç. İşte bugün millet bir acayip rüya gördüm. Rüyada birinden kaçıyorum, tamam mı? Bir binadayım. Yanımda bir tane kız var. Herhalde ilkokul arkadaşıma benzettim onu. Ama şey, katil bu manyaktı biliyorsunuz. İşte kaçıyorum, iniyorum, mezarların üstüne düşüyorum. Basıyorum mezara. Sonra oradan kaçıyorum, yine mezara gidiyorum. Sağda mezar, solda mezar, bir sürü mezar. Dağdan yukarı çıkıyorum, yine mezar. Acayip bir rüyaydı ya. Sonra bir baktım saat 12, uyandım. 12'de uyandım. Öyle işte millet. Bunu da göstermiş oldum, elit modunu. Okumuyorum biliyorsunuz. Okumuyorum. Bu eldiven 9 saati var. Yeminle öldüreceğim. Ağzını burnunu kıracağım ya. He neyse. Kendinize iyi bakın. O 30 dakikalıklara bakarsam bakarım bugün. Bakamazsam yarın. Hoşça kalın. Selam hamsiler. Canım çıktı. Evde iş çıktı. Evi süpürdüm. Şimdi oturdum aşağı. Aslında video erken gelecektim. Zaten şarjım da fazla yok. 30'larda mı ne şarjım? Anca çekerim, yüklerim, sonra telefon atarım şarja. Montum kurudu. Tüylü montum. Dünkü montla çok üşüdüm ya. Ceket de o mont değildi. Neyse şu analizlere bakalım. Kilisede bulduğun o tehdit notunun üzerindeki rakamları araştırın ve bunları bir banka hesabına ait olduğunu buldum. Size bir sır vereyim. Banka hesabı Hector'a ait. Hector'ın yaptığı son para transferlerinin bir listesini çıkardım ve Peder von Pirit kişisel hesabına yüklü bir miktar para yatırmış. Peder ne diye? Salak, evine gitti ya. Okumuştur, o yüzden para yatırmış olabilir. Günah çıkarma. Ay. Yoruldum, belim acıyor. Belim acıyor. Sera'daki hayvandan top havandan hayvan havandan toplamış olduğum maddeyi analiz ettim. Görünüşe göre birkaç egzotik bitkinin karışımından oluşuyor. Bu bitkilerin her biri ayrı ayrı incelediğinizde zararsız, ancak birlikte kullanıldığında oldukça etkili bir halüsinasyon ilacı haline geliyor. Tıpkı Hector'a verilen ilaç olduğu gibi. Bu özel ilaç epinefrin sinir ileticilerinin hedef olarak Hector'a sesli, görsel ve çok güçlü kabusun tansiyonlarına oluşmasına neden olmuş. Ne dedin yani tam olarak? Evinizde dolaşırken birden duvarlarla etmeye başladığını, gölgelerin korkunç olduğunu. Adama bir bitki vermişler. O bitki işte karıştırılınca çok kötü şeyler yapıyormuş. İlginç. Serhat'ın buketin üzerine topladığım parmak izleri sahip. Anam bu herif. 23. vakadaki herif değil mi bu? Hani uşağın torunu ölmüştü. Gloria'nın kocası daha yeni öldü. Körle çiçekleri başı. Belli ki. Aynen. Bu herifle de konuşacağız. Ay. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Şu herifle konuşalım. Bakalım ne hesap parası falan. Ne atlar yiyor. Peder bunu size gelin. Geliyor mu? Bana param ver, sadece gel, yoksa gazabın fena olur. Hector tarafından size yazılmış. Hector bana sahte geldi. Çünkü yaptığım ayın onun evinde hiç yaramamış. İyi de bu benim hatam değildi ki. Onu kandırdığımı düşünüyordu. Evin... Adam şimdi halüsinasyon görüyor ya. Bu da gidince eve adam buna şey yapmış. Kızmış. Ama halbuki ilaçtan oluyor adam. Şimdi çaktım köfteyi. Senin olacağı paranın ilgisi olabilir mi? Ben onun durumuna falan ayını para vermeye zorladığımı itiraf ediyorum. Tanrı beni affetsin. Korkulu bir insandan faydalanmaya çalıştım. Ama bu neyi değiştirir ki? Bana ilk geldiğinde onun ruhun kurtarılma şansının hiç olmadığını söyleyebilirdim. Şerefsizler, şerefsiz, gansız. Namussuz. Atarlandım. Ay. Sen konuş bakalım, tipe. Evet, itiraf etmek utanmıyorum. Gloria çılgınlar gibi Musa açıyor. Sevmek suçu, o zaman idamlıyım. Kocasını öldürmez iki tane. O buketi ona gizli bir hayal olarak gönderecektim. Hector'ın ölümüne çalışması güzel bir tesadüf oldu. Güzel bir tesadüf mü? La sen de şerefsizsin, git buradan hepiniz pisluksunuz. Bir süre sonra müfettiş açtı elin köşkünü.
Türk trajedi üstüne. Bu eski fotoğrafta ne? Okumadım ki. Buram biraz okumak istemiyorum. Çünkü mal. Ay boğazım acıyor. İki yıldız nedir? Hep soyuldum ben ya. Önce hacker herkesin peri tarafından öldürdüğünü düşünüyor. Şu eski fotoğrafa bakacağım. Sen nereden çıktın lan? Seni güzel çeşitlimizi bir şahı tespit ettik. Ama devreye şahıs. Seraya bakacağız. Hayalet mi girmiş? Bir bu eksikti. Şu resmi bir yerden ben hatırlıyorum ya. Şu resmi var ya. Allah Allah, bana çok tanıdık geliyor. Neyse şuralara bakalım. Bir de ne var? Fotoğraf var. Şunlara bakalım bir. Ürkütücü düdük. Düdük diyeceğim, düdük dedim. Düdüğü analize alırdık. O, kendi bulduğumuz gibi analize gitti. O 30 dakikalık bir analiz var. Onu beklemeye düşünüyorum. Bir de kanlı bıçak gibi bir şey bulduk. O fotoğrafa da bakacağım. İki part yapabilirim. Video kesilebilir. Bu program geri zekalı. Güzel çekiyor ama geri zekalı. Bazen sesi kaydetmiyor, hemen kapanıyor program, kesiliyor. Kan bulduk. Zaten üzerinde kan vardı. Niye direkt Grace'i yollamıyoruz? Ya ben burada polis miyim? Balistik uzmanı mıyım? Ben neyim? Ben de ne olduğumu bilmiyorum. Hadi bakalım Grace'i gönderelim. Tamam, bu 6 saat derse şaşmam. Ben bu fotoğrafı bir yere hatırlıyorum ama. Buldum lan, o benim ebem. Şaka yapıyorum. Harbiden kim lan o? Ebeme benziyor ama benim ebem böyle değil. Kısa boyluydu. Ve salak bir garıydı. Ebelere sövün. Ben bunu nereden tanıyorum ya? Kurşun emicemin dayısı. Şaka yapıyorum. Şu an saçmaladım. 1841 mi? Dur pudrala şurayı lan. Pudrala sana. Ne diyeyim? Selim'i. Dagı. Kameliymiş bu. 1841 mi? 172 mi? Belki annesi falandır. Kamile ile konuşalım. Kamil. İki tane analiz var aynen. Bir tanesi 30 dakika. Bir tanesi de 6 saat. Ne demiştim? Ben 6 saat demiştim. Kan analizleri genellikle 6 saat oluyor. Kamile 100, 1841'ine ait bu fotoğrafta evin önünde tıpkı sana benzeyen şu kadın orada ne iş olduğunu söylemedi. O da kadın benim büyük annem. İkinci Beatrix'tir. Dünyanın gelmiş en iyi kadınıdır. Yani o da evin temizcisiydi. Tabii ki o evin sahibiydi. Evini şimdi hayatımsı yabancı tarafından işgal edildiğini duysam mezarına ters döner. Bu büyük ev yerlerimize nesilden nesile aktarılmış ancak. Bu ev onları mı satmışlar? Sen mi yaptın lan yoksa olayı? Hayret kılığına girmiştir. Adamı öldürmüştür. Evi satılı ya. Tabi ev paralı. O yüzden ben de. Evi göz kulak olmak için temizliyorum. Aynen. Doğu kanatı mı? O ne ya? Yine mi analiz? Bakalım şuraya. Ne Allah belanı. Dırırı. Ya bir seni var ya ananı. Salak, hem korkar hem de korkutayım al. Şuraya bakamadım da. Bakayım bir. Gizli kapak bulduk şu an. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Uf, ne güzel. Romantiklik. Bunu iki part yapabilirim. Evet, dediğim gibi analizler daha bitmedi. Bunu yüklerim. Ondan sonra onu yüklerim. Ondan sonra zaten. Ya da yarın bakarız bunlara. Ya yarın bakmak istiyorum ama. Tel toka. Bir tel toka için mi uğraştık? Karılar bu tel tokayı neden garm ediyor? İçine kazara girdiğini sanmıyorum. Acaba cinayet. Laboratuvar. Bu da mı? Of, çıktı. Ebemizinki gibi analiz çıktı önümüze. Ama eminim ki o 30 dakikalık analizlerden daha sonra analiz çıkacak. Bu da 3 saat. 5 saat. O 22 dakika. 2 saat. O 6 saat ve 2 saatliğe sonra yarın bakarım. Ama bu 30 dakikalığa
30 dakika sonra bakmayı düşünüyorum. Bakamazsam yarın bakarım millet. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Selam hamsiler. Analizler bitmiş. Önce şu tokaya bakalım. Suç mahallindeki o tuzak mekanizmasının içine bulduğunuz tel tokayı analiz ettim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu mekanizma çok eski olmasına rağmen bir oda boyunca yer alan ağır nesneleri otomatik olarak çekmek üzere tasarlanmış. Çok etkili bir tür vinç. Ancak katil bunun nesneleri oda boyunca değil, aşağı indirecek şekilde hafifçe değiştirmiş. Avizenin yere düşmüş, müthiş hızlı düşmesinin sebebi bu. Nihayetinde konuştum. Katilin Hector'ı bu şekilde öldürdü ve buna doğaüstü bir kaza süreci olsa benimle aynı fikirdi. Katil tuzağın çalışabilmesini sağlamak için halının ağırlığıyla tuzağı harekete geçirmeyecek şekilde taşıyabilmesi amacıyla mekanizmayı bir tel toka yerleştirmiş. Yani katil bu bir tuzağını korumak için tel toka kullanıyor. Tamam, şüpheliler kullanıyor. Ne haber? Size geçen göstermedim doğum günümde. Epey bir sor. Ablam bu kolyeyi bana aldı. Güzel mi? Çok güzel bence. Takmaya kıyamıyorum. Sırada bulunan o bahçe bıçağından topladığın kan örneği analizi hatırlıyor musun? Kan örneğinde bitki toksinlerin izlerine rastladım. Niyetine sordum. O da bu bitki toksinlerin halüsinasyon için tamam. Kendini kesmiş. Ne yazık ki kan hücreleri serideki ARH pozitif. Benim de kan grubum. Şaka yapıyorum. Katil tipi var ama yani işleyecek cesaret yok bende. Serada bulunan oyuncak aslında karga bir parça. Her ses çıkaracak şekilde tasarlanmış. Geride Lobar'daki perili evlerin içinde kullanılıyor. Grace'ten üzerinde sal örneğini analiz ettim. Etmesini istedim. O da bana ayrı tüdüğünün botanikçi bu herifinmiş. Gidip şu herifle konuşalım. Analizler ise söverim. Dünden şarjım yoktu. Çekemedim. Yeter artık. Tutuklayalım lütfen. Yani her sesi çıkaran düdüğümü buldunuz diye Hector'ın ölümünden beni mi suçluyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz. Bazen gecede Gülen'in evinin bahçesine yürümeye giderdim. Biri sonralarda doğulduğumda şüphelendi de her sesi çıkacak onları korkutu kaçırdım. Dur bir saniye. Neden geceleri gizli gizli o evin eteğinde dolaşıyoruz ki? Gülen'in benden ayrıldığı günden beri beğensiz mutlu olmadığını kodurmak için onu ve Hector'ı gözetlemeye gittiğim evi değildi. Salak geçen de zaten birlikte olduklarını. Güzel ancak bir kısa bir süre bebeğin ölümden sonra kaderini kederini bahçeme atmaya başladım. Benim ufak neresi imkansız hale geldi. Gureyo. Seni mi? Ha onu unutmak imkansız. O da tipsiz. Neresi imkansız? Biliyorum kederli dul kadını. Kadını mı sorguluyoruz? Ulan tutuklayalım artık. Lütfen. Tutuklayalım. Analiz deme bak analiz deme bana. Evet Kerlis ve bebeğimizi bekledik ama lütfen anlamaya çalışın. Bebeğimden sonra bir boşluğa düşmüştüm ve buradaki birçok kişi yabancı bile konuşmak istemiyor. Kerlis bana yalnızlığımı unutturdu. Ama bunun bir çocuk olduğunu hemen fark edip ilişkiyi bitirdim. Siz de biliyorsunuz bir çocuk aileyi parçalayan değil bir araya getiren bir şey olmalı. Arasında Hector ile ilişkimize baştan başladık ve yeniden birbirimize aşık olduk. Hatta yemeği bile konuştuk. Bu ev mutlu olma. O ev bile. Başkası etmek bile istemiyor gerekirse. Ha bu salak yine alay. Zavallı Gloria. O ev elinden neyi varsa almış. Peril olmayabilir ama onun için tabii ki olduğu kesin. Umarım kendi iyiliği ölüp. O gece geç saatlerde. Müfettiş itirafta bulunmak istiyorum. Peder paranormal olduğunu kodurmak için Peri'yi aradığı sırada. He. Bir dakika. Bir şey bulduk. Masa çekmesine fotoğraf falan. Katili çekmiş arada peder. Ulan bu pederin ne şerefsizleri çıktı. Numussuz pislik. Bakalım. Ne pisliklerle karşılaşacağız. La analiz diyecek kesin var ya. Söveceğim ya. Bu ne?
O ne? Hayır lan değil. Ya Alex'e gönderiyoruz. Bak ben ne dedim size. Üf. Dün bileydim bakardım ya. Şarjımda yoktu ki hey ebesini. 6 saat mi? Yeduk naneyi. Şarjım kaç şu an? 65. 6 saatten hesaplarsak 2. Saat kaç tam şu an? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saat 7'lerde falan. Çekebilirsem çekeceğim millet. Şarjımı yememeye özen göstereceğim. Buna bakacağım. Bugün onu tutuklayacağım. Tutuklayacağım seni. Kendinize iyi bakın. Bugün bakmaya çalışacağım ki bakacağım. Akşama görüşürüz. Bay bay. İnşallah. Selam millet. Herkese iyi akşamlar. Sonunda gerizekalı analiz bitti. Saat 8.15 geçe bitti mal. Bakalım şuna. Pederin gizli fotoğraf makinesi paranormal olayı araştırmak için evde çektiği fotoğrafları derinlemesine analiz ettim. Fotoğraf kesinlikle tuhaf bir havaya sahip olsa da bir hayat ait değil. Aksine bu bir insan. Bu şahsın fotoğrafı konumunu bakınca bir tuzak kurmaya çalıştığı belli oldu. Bu fotoğraf suç mahalli çekene göre tuzak. Hector'ın tamamını anladık. Dindarmış bir de. Umarım bu bilgi geçim. Tamam. Kısacası hepsi kullanıyor. James hariç. James buradaydı değil mi? Ben diğer vakayla karıştırdım. James'ın benim. James bu vakada yokmuş. Diğer vakayla karıştırdım. Katil bu. Direkt hiç oynatmadan sırf katil bu. Diye düşün. Bu muydu la yoksa? Buydu herhalde. Dur bakalım. Kocasını öldürdü geri zekalı. Bir de zırlıyor burada. Suçlu. İyi alın götürün beni ama bana deli gibi biriyim deli biriymişim gibi bakmayın. Yaptığımda gurur duyuyorum. Yalancı bunu hak etmişti. Öldüğünü Hector bebeğimi öldüren evin olduğuna herkesi ikna etmişti. Ben de salak gibi inandım. Ama gecenin körkücük sarhoş olduğu gibi Hector o gece bebeği yeteri kadar gözü olmadığını itiraf etti. Sen neredeydin? Bebeğim küçük bir kaşifti. Dünya keşmeye bayılırdı ama gece başına hiç kimse yoktu. Kaymış ve en üst trabzandan aşağı düşmüş. Hector gerçeği itiraf ettiğini hatırlamadı. Ben de uydurduğu yalan gerçek olmasını sağladım. Ona evin gerçeğini... Bana ne cezadan olsun bebek kadını bir çocuğa sebep mi? Yani. Herif de şerefsizmiş. Müebbet hapis yedi. Hemen ek soruşturmaya geçiyorum. Şarjım az, o yüzden okumuyorum fazla. Bir de video yükleyeceğim. Ona da zaten çok şarj gidiyor. Hemen. Bir iş daha başlayan tebrikler bakaysın. Tamam. Gidip şu mallarla konuşayım. Bakalım neler istiyorlarmış. Bunları bulduk millet. Kumaş, toprak örneği. Bir de toz kasesi mi? Bunlara bakacağım. Geri döneceğim. Millet. O toz kasesindeki toz örneğini analiz olduk. Buna yarın bakacağım. Bu herifin de kumaş parçaları uçurtmaymış. Onu birleştirdik ve o toprak örneğinden de bu şişe çıktı. Bunları verelim bu salaklara. Şişemi polen şişesi. Sayende çiçeğim su olacak. Cidden tamam. XP verdi. Okumuyorum biliyorsunuz. Uykum geldi lan. yıkılıyorum ha. Şu malın tabun tipine bak arkadaş ya. Molotof atmış ya. Buraya olmaz. Kırılmış mıydı? Bize melek giysisi verdi. Ne de yakışır var ya. Bu analize yarın bakacağım millet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Bay bay. Sesim de çıkmadı. Uykum geldi. Bay bay. Merhaba. Bugün farklı bir giriş yaptım. Analiz bitmiş millet. Egg Race. En köşede bu kasten çıkardığımız toz hakkında bize neler söyleyeceksin? Buna şaşıracaksınız. Bu tozun uyuşturucu bir ilgisi yok. Zaten birinin tarihi bölgede pek uyuşturucu olduğunu da sanmıyorum. Bulduğunuz bu toz bebek süt tozu. Tamamen koş kokusu ve renge bakarsa kullanma tarihi çoktan geçmiş. Bebek süt tozu mu? Astrid niye çığlığına şaşmamalı? Köpek sahibinin yemeklerine öyle alıştı ki. Kalıbın basarı Mary'den yiyecek bulabilir. Hadi gidip Margaret'e. Margarin. Bu arada millet, diğer vakanın elit modunu bitirdim ama yıldızları doldurmadan bunu da elit moduna geçeceğim. Birkaç gün çekmeyeceğim kriminal case. Çünkü bunun da bekleme şeyi var, otopsisi var falan. Geldik Margaret. Sana iyi haberlerimiz var. Astrid'in evi bulduğu toz uyuşturucu değilmiş. Bunu duyma çok sevdim müfettiş. Düşünebiliyor musun? Uyuşturucu hem komşumun. Çok korkunç bir... Bebek süt tozuymuş. Altı üst uzmanımız bunun. Gerçekten mi canım aslında ne diyeti? Takmış köpek yarışmasını konuşamadım. Sus ya. Seni hamburger verdi. Seninle konuşmak istemiyorum kadın. Buradan altın madalya aldım. Hemen elite geçeceğim. 29. vakaya geçeceğiz değil mi? Aynen. Sıradaki vaka 2 yıldız. O ne lan? Aa, bu vakayı biliyorum. İzci bir tane adam var. Adamı öldürmüşler. Kısacası öldürmüşler. 3. Bir ya da 2 gün millet. 2 gün mühlet verin bana. Allah razı olsun. Bana mühlet. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum tabii. Bunda da şu... ben nereye girdim lan? Neyse şunu oynayayım da. Bunun yıldızlarını toplayacağım. Onu da elit moduna gideceğim. Bugün konuşamıyorum. Hava gerçekten çok soğuk. Demin çöp atmaya gittim. Kalın kazak giydiğim halde üşüdüm. İki kat giyiyorum. Her zaman gibi tayt de giyiyorum pantolonun altından. Öyle bir üşüyorum ki. Yazın bile üşüyen bir insanım ben ya. Bugün de hapşır hapşır. Kesin grip oluyorum. Olamaz. Grip olmak istemiyorum. Buna az kalmış. Bu bitmiş neredeyse. 29. vaka şu koleksiyon etikete bakalım. Dün müydü neydi bu etiket şu geri dönüşüm var ya şu aşağıda. O %100 oldu. Bana geri bir paket daha verdi. Evet. Sevmiyorum bu etiketi. Nereden çıktıysa. Böyle bir vakaydı işte. Kocasını karı öldürdü. Uşağı ölmüş diye. Çok saçma bir sebep. Ben artık şaşırmıyorum böyle vakalara. Karısı, kocası, torunu, morunu, tası, toprağı hepsi birbirini öldürüyor. Finans diyorum. Tarihi merkezinde 2 vaka kaldı. 30 ile 31. Bir de 29'a geçeceğim. Onu saymazsak 2 vaka kaldı. Sonra üniversiteye geçeceğiz. Ondan sonra Akçaağaç Tepeler. Akçaağaç Tepelerinden sonra havalimanı herhalde. Ondan sonra Pasifik koyu. Berbat bir vakaydı. Sevmedim. Ben böyle vakaları sevmiyorum. Ben o 27. vakayı da sevmedim. 28'i de sevmedim. 29'u bilmiyorum. Bakalım belki severim. Her neyse. 2 gün sonra kriminal case çekeceğim. Bu süre zarfında başka video atarım mı? Bilmiyorum. Şu blog hexa'yı atarım belki. Bilmiyorum. Araştırma da atabilirim. Test atarım. Bilmiyorum. Kafama göre hangisi eserse kafama onu atarım. Belki hikaye okurum. Ne zamandır okumuyorum. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.